Şöyle bir petek var ama salak, buna da vermeyeceğim. Biraz daha büyük istiyorum. 2 gün sonra tekrar geleceğim için vermiyorum. Bahar tam hızlanmış durumda değil. Eğer hızlı bir zamanda olsa o dalak için petek verilebilirdi ama şu anda tam hızlanmış durumda değil. Vermemiz gerekecek. Şu şekilde. Evet, dalak üzerinde bal da var. Bunu kenara alacağım. Şu kenara koyduğumda arı bu dalağın balını kendi bölgesine taşır. Şurada bir şimdi şöyle göstereyim. Bak, buradaki yavru durumunu göstereyim. Son çıta bu. Şu şekilde. Günlük yumurta, kapalı yavru, açık yavru hepsi var. Bıçak getirip şunu bir düzeltmemiz lazım. Petekte biraz şişkinlik var. Çıtayı daha iyi yanaştırabilmem için onu biraz tıraşlayacağım. Yarıya mı yeni çıtayı? Abi güneşte çekersen ha. Yanmıyor içine. Evet. Burayı tıraşlamamız gerekiyordu. Hocam onun üzerine kapatır mı? Kapatır o balık, Sırlar mı? temizler orayı. Ha. Temizler. Şimdi o fazlalığı aldık. Yoksa peteğimiz yanaşmayacaktı. Yanaşsa bile şu anda daha sonra birleştirdiğimiz petekle onu birbirine yapıştırır, bizim çalışmamızı ileride zorlaştırırdı. Evet, buna hafiften fazla döktüm petek verdiğim için. Kaydımızı da tutalım. Kayıt tutmak arıcılıkta çok önemli bir şey. Tarih 13 Şubat. 13.02.2020. Petek. Evet. Bu tarihte petek verildi diye yazdık oraya. Galiba bunda da dalak olsa gerek. Geçen gün vardı, hatırlıyorum. Evet. Evet. Yoğun bir şey var. Dalak. Arımız bizden petek istiyor. Evet. Şu şekilde. Buraya balda koymuş. Erkek gözü yapmış zaten. Onu keseceğiz. Şöyle diyelim. Bir tane peteğimizi verdik.
Şimdi ben bunu kesmeyeyim. Buradaki balı temizlemesi için yan tarafa koyuyorum. Yeni bir yemlik koyup yeni yemliğimize şurubumuzu vereceğiz. Bakalım bu arının durumu ne alemde. Evet. Biz bu arıya ben geçen günlerde petek vermiştim zaten. Şu şekilde büyük bir dalak vardı. Bak oradaki balığı temizlemiş. Evet, şu anda bir bakalım durumuna. Evet. Arımız bana petek ver diyor. Şu şekilde. Bir de yavru atışını bir inceleyelim. Yani içteki durum ne? Ben son çıtada da yavru olduğunu düşünüyorum. Çünkü son çıtada yavru olmasa arımız o kadar büyük peteği oraya örmez. Evet. Ana burada ve günlük yumurta atıyor şu anda buraya. Abi bak çek. Anamız burada ve günlük yumurtası var burada. Peteğimizi veriyoruz. Şu şekilde. Şimdi yapılan hatalardan bir tanesi. Biz şu dalağı gördük ve peteğimizi veriyoruz. Bu dalağı görmeden, hiç dalak olmadan ben bazı arıcılarda görüyorum. Hemen gelip petek veriyor. İşte iki numaraya veriyor. Ne bileyim araya veriyor. Şimdi ben bunu açsam şu araya bu peteği versem bu doğru bir davranış değil. Niye? Çünkü arı buraya yavru atmış. Buraya da yavru atmış. Biz araya ne balı olan, ne poleni olan, ne de kabarmış. Bu peteği buraya soktuğumuzda bu arı için bu faydalı bir şey değil. Onun için peteğimizi araya değil, araya petek verilmez. Peteği dalağın olduğu kısma veriyoruz. Mesela bu arıyı şöyle açıp bir numaranın olduğu yere petek verilmez. Bu da yanlış bir davranış. Siz buraya bir numaraya petek verirseniz o arı peteği ördü mü, örmedi mi, işledi mi, işlemedi mi bunu kontrol edemezsiniz. Arıyı düzgün takip etmek istiyorsanız arı bu şekilde devam ediyor. Siz de ona uyacaksınız, bu şekilde petek vermeye devam edeceksiniz. Evet, dalağımızı şu şekilde keselim. Yerindeki balı da sıyırmış, onu da keselim. Evet, bu arımıza da petek vermemiz gerekiyor. Hırçın bir aramız. Evet, bu şekilde dalağı var. Gücünü de gördüğümüz için böyle bir arıya petek vermemezlik olmaz. Şu şekilde dalak yapmış. Hatta bilemiyorum, kamera gösterebilir mi? Günlük yumurta, erkek yumurta atmış. Bilmiyorum, ekranda belli oluyor mu ama. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar, arıcılıktaki temel kurallardan bir tanesi, arı petek istemeden arıya petek verilmez. Şöyle iki tane dalak yapmış ve ben bu dalaklar üzerinde günlük yumurtasını da gördüm ve arıma peteğini verdim. Sadece arının nüfus yoğunluğuna bakarak,
Eğer arı dalak yapmadıysa petek verilmez.